Sanırım askerliğin ikinci videosundan merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda tecilimizi nasıl bozdurduk, askerlik şubesindeki işlemlerimizi nasıl hallettik, şubedeki işler hallettikten sonra yerimiz açıklandı. Yerimiz açıklandıktan sonra en büyük verdiğim tavsiyelerden bir tanesi Facebook'un arama kısmında gittiğiniz tertipten daha askere gitmeden önce birlikte yapacağınız arkadaşlarınızı buldunuz. Ondan sonra WhatsApp'tan bir organizasyon yaptınız. Sivas'ta buluştunuz. Yani ben Sivas'ta yaptım askerliğimi. O yüzden Sivas'ta örnek veriyorum. Sivas'ta buluştuk. Beraber teslim olduk. İçeri girişte başımızdan neler geçti. Askerlik sigortamızı yaptırdık. Kayıtlarımızı yaptırdık. Aşımızı olduk. Bölüklerimiz belli oldu. Kamuflajlarımızı, eşyalarımızı aldık. Ve ondan sonra bölüğümüze gitmiştik. İzlemem varsa hani birinci videodan başlarsa daha faydalı olur. Şimdi askerlikteki kısa dönem askerlikteki ikinci günümüze geldik arkadaşlar. Saat sabah 5. Sizi koğuşçular uyandırıyor. Yani usta askerler. Bu arada her usta askerin askerde farklı bir görevi vardır arkadaşlar. Kimisi koğuşçuluk yapar. Kimisi silahlıktan sorumludur. Kimisi yazıcıdır. Hani farklı farklı görevleri olur herkesin. Saat 5'te koğuşçu bizi uyandırdı. İlk işimiz arkadaşlar her bölüğün ayrı tuvaleti olur bu arada. Biz birinci bölük kendi tuvaletimize gittik. Herkes tıraşını oldu. Üstümüzü başımızı giyindik. Belirlenen bir saatte binanın önünde sıra oluyorsunuz arkadaşlar. Kahvaltıya gideceksiniz. Herkes sırasını oluşturdu. Kahvaltıya doğru usta askerler bize marş söylete söylete sabahın 5.30'unda 6'ya doğru biz kahvaltı salonuna doğru gittik. Yemekhaneye gittik. Yemekhanenin önünde bir sıra oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu arada hani düşündüğünüz gibi değil. Eskiden mesela askerde en iyi yemek yapanı yemekhaneye alırlar gibi, patates, soğan doğrama gibi artık öyle bir şey yok. Askeriye günümüz teknolojilerine biraz yaklaşmış. Günümüz kurallarına mı diyeyim artık nasıl diyeyim. Yemekhanelerde catering'den firmalardan normal maaşlı işçiler çalışıyor arkadaşlar. Catering firmalarının elemanları çalışıyor. İşte aşçılarından, servis, garsonlarından kadar catering firmalarından insanlar çalışıyor. Zaten siz sabah gittiğinizde yemekhane salonunda herkesin demir tabaklarda kahvaltısı hazır olmuş oluyor. Yani siz açık büfe gibi gidip tabii almıyorsunuz ne yiyeceksiniz. Her masada tabaklar var. Siz gidip direkt çayınızı alıp gidip oturup kahvaltınızı yapıyorsunuz. Ne var bu kahvaltı tabağının içinde? İşte bir kalıp peynir var, zeytin var, reçel var, haşlanmış bir tane yumurta var gibi gibi düşünün yani. Hani kahvaltılık ne varsa yani bir askeriyede sizin neye ihtiyacınız varsa enerji, protein, karbonhidrat olarak onların hepsini zaten gıda mühendisleri falan hani daha önceden listesini yapmış ona göre zaten size yemek çıkıyor. Yemekhanede kahvaltınızı yaptınız. Yaklaşık yarım saat 45 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz. Saat kaç olmuş olsun? 6 olmuş olsun yani. 6.15 falan o civarda olmuş olsun saat. Ondan sonra içtima alanına doğru usta askerler sizi tekrar sıra yapıp götürüyor arkadaşlar. Bu arada hani içtima her zaman 8'de olur. 8'e kadar bir boş vaktiniz var gibi duruyor ama genelde boş olmuyor bu vakit. Mıntıka yaptırıyorlar size usta askerler ya da ufak tefek konuşmalar yapıp ufak tefek eğitimler falan veriyorlar. Hani bu şekilde yürüyeceksiniz, bu marşları söyleyeceğiz gibi gibi. Saat 8 oldu, içtima alanındayız, taburun içtima alanındayız. Bütün bölükler kendi bulunduğu alanda olmak zorunda. Bölük komutanı gelecek. Bölük komutanı bölüğün asıl komutanı, subay olur her zaman. Bizim bölük komutanımız yüzbaşıydı. Onun ast rütbeleri, ast subaylar ve uzman çavuşlar var arkadaşlar. Uzman çavuşlardan sonra da en yetkili kişiler genelde kadro askerler oluyor. Yani uzun usta askerler oluyor. Usta askerlerin de iki tane rütbesi var. Benim ilk rütbem onbaşıydı. Önce onbaşıdan başlıyorsunuz. Rütbe şudur. Onbaşı rütbesi. Onbaşıdan sonra da çavuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani o tek fırfırın iki tane olduğunu düşünün. En yetkili uzman çavuşlardan sonra da uzman erbaşlardır. Usta askerler. Bu arada içtima alanında tekrar bir sayılıyorsunuz. Acemiliğiniz boyunca sürekli sayılacaksınız. Sabah sayıldınız, işte yemekhaneden sonra sayıldınız, içtima alanına gittiniz, sayıldınız. İçtima alanından eğitim alanına gittiniz, sayıldınız, eğitim bitti, sayıldınız. Sürekli sayılacaksınız acemiliğinde. Bölük komutanı gelir arkadaşlar. Yüzbaşı subay. Ondan önceki astları zaten sizi saymıştır. Sabah ona tekmil verir. Bölük komutanından sonraki en yetkili asker de genelde bölük astsubaydır. O da kıdemli başçavuş olur ya da başçavuş olur.
O gelir bölük komutanına tekmilini verir. İşte örnek veriyorum, 3. bölük 200 acemi, işte 3 as subay, 2 uzman çavuşla görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım der. O da sağ ol der. Ondan sonra günaydın askerler, siz de sağ ol dersiniz. Komutanlarınızla zaten ilk tanışmanız bu. Bölük komutanı muhtemelen ufak bir konuşma yapacaktır size. Askerliğinizin nasıl geçeceğiyle alakalı bir moral motivasyon verecek bir konuşma yapar size kısadan. Ondan sonra emir verir ve diğer komutanlar sizi bölüğünüzün bağlı bulunduğu eğitim alanına götürür. Eğitim alanına gittiniz. İlk önce acemi erlere genelde yanaşık düzen eğitimi verilir arkadaşlar. Yanaşık düzen eğitiminin içinde ne vardır? Yanaşık düzen eğitiminin içinde selamlama, işte geriye dönüş, sağa dönüş, sola dönüş, işte geriye dönerken hangi ayağınızla döneceksiniz, bir komutanla nasıl muhatap olacaksınız, işte bir komutanın yanından geçerken ne yapmanız gerekiyor, nasıl selam vermeniz gerekiyor, işte sıra oluştururken dirsek temas aralığında sıraya geç, hizaya geç dediğinde, hani bu tarz ufak tefek eğitimler verilir. Yani başlangıç eğitimleri, uygun adımda nasıl yürümeniz gerektiği, hani sağa sola dönüşler gibi yanaşık düzen eğitimleri yaklaşık 4-5 gün sürer. Hani bu askerliğin en başındaki temel eğitimdir. Zaten hani acemi birliğine direkt girdiğiniz gibi elinize G3'ü vermiyorlar, silah vermiyorlar. En baştan hani yanaşık düzen eğitimlerini aldıktan sonra daha sonra silahlı eğitimlere başlıyorsunuz. Yanaşık düzen eğitimi bittikten sonra teker muharebe eğitimi başlar arkadaşlar. Teker muharebe eğitimi nedir? Tek bir askerin hani zor durumda, savaş halinde ya da başka bir zamanda hayatta kalabilmesi için ya da yapması gereken ufak tefek eğitimlerdir. Bunlar hani mesafe tahmin usulleri, yön bulma usulleri, işte düşman ateşi altındayken saklanma, ateş altındayken ilerleme, işte ondan sonra nişan alma, sürünme, yatma, kalkma, bu tarz teker muharebe eğitimleri görürsünüz. Ondan sonra da silahlarınız dağıtılır. Ben silahlık çavuşuydum aynı zamanda. Silahlık bana zimmetliydi. Her sabah askerlere silahlarını biz dağıtıyorduk. Silahlı eğitimlere başlarsınız. Silah tutuş eğitimleri, işte çapraz tutuş, selamlama gibi gibi hani eğitimleri de görürsünüz. Ondan sonra da atış eğitiminiz başlar. 25 metreye atarsınız. Bir hedef kağıdı vardır. Bu genelde silahınızı ayar etmek için kullanılan bir sıfırlama kağıdı diye geçer o. Onu ateş edersiniz. Ondan sonra da atış eğitimimiz bittikten sonra yavaş yavaş da yemin töreni eğitimleri başlar. Hani yemin töreninde nasıl ne yapacaksınız, nasıl yürüyeceksiniz, İşte o silahın ve bayrağın olduğu masaya doğru nasıl gideceksiniz, bunların eğitimine başlanır. 21 gün, kısa dönemin 21 günü genelde bu şekilde geçiyor. Onun haricinde arkadaşlar aklınıza takılan sorulardan hani askeri kantin, askeri gazino, işte yemekhaneler, duşlar, koğuşlar, telefon olayları nasıl olur diye hani kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi kantinler arkadaşlar, gene usta askerler duruyor kantinde. Ve kantinde aklınıza gelebilecek her türlü abur cubur, işte kolasından tutun da her şey var arkadaşlar. Sigaraların da hepsi mevcut. Ama bazen hani sigara firmaları 2-3 günde bir geldikleri için hani her gün gelmiyorlar. Sürekli kullandığınız sigara markası bitmiş olabilir. Onun yerine başka bir sigara alabilirsiniz. Ama yani genelde bütün sigaralar oluyor. Onun haricinde arkadaşlar duşlar genelde temiz oluyor. Çünkü duşunuzu yaptıktan sonra mesela örnek veriyorum, takım takım giriyorsunuz. Bizim yaklaşık nereden baksan Sivas Temeltepe'de 30 tane duş haznesi vardı. 30'lar 30'lar giriyorsunuz. Ve en son kalan 30'lu o duşları onlar temizlemek zorunda kalıyor. Duşun da sorumlusu olan usta asker en son kalan askerlere duşları temizletiyor. O yüzden hani duşlar temiz, sıcak su var. Yani gayet olur yani. Yemekhanede dediğim gibi catering firmaları var. Sadece kahvaltıdan bahsetmiştim. Şimdi diğer öğünlere geçelim. Diğer öğünlerde de arkadaşlar haftalık bir menü hazırlanıyor. Yani pazartesi, salı, çarşamba, ta pazara kadar bir menünüz var. Her gün farklı yemekler yiyorsunuz ama menü aynı. Haftalık menü hiç değişmiyor. Yani ilk hafta bunları yediyseniz bir dahaki hafta da aynı o şekilde devam ediyor. Yani bu pazartesi örnek veriyorum, salçalı köfte, makarna, tulumba tatlısı falan varsa bir dahaki pazartesi de o var. Yani acemi birliğiniz süresince aynı hafta yemeklerini yiyorsunuz. Yemekler nasıl? Yemekler güzel arkadaşlar. Hani yenir.
Hani öyle gelmeyecek gibi değil. Zaten çok yorgun oluyorsunuz. Hani eğitimler iyi kötü sizi yoruyor. Çünkü sabahın 5'inde kalkmışsınız ve ta akşam 9'a 10'a doğru yatacaksınız. Yoruluyorsunuz. Eğitimler hani çok zorlu değil. Hani örnek veriyorum 5 kilometre 10 kilometre koşmuyorsunuz ya da başka bir şey yapmıyorsunuz ama yoruluyorsunuz. Sabahın 5'inden beri ayaktasınız. Acıkıyorsunuz ve o size yemek tatlı geliyor. Yani yenmeyecek gibi değil. Biz yedik. Onun haricinde arkadaşlar telefon, akıllı telefon kesinlikle yasak. Yürek yiyip akıllı telefon sokmayın, gerek yok. Telefonunuzu alırlar. Ondan sonra da telefonda yani telefonunuz yer değiştirir. Bir daha bulamazsınız, sıkıntı yaşarsınız. Şöyle bir telefon var arkadaşlar. Bu asker telefonu diye geçer zaten. Kamerası yoktur, tuşlu bir telefonumuz. Bunun da şöyle bir yasak tarafı var. Sivil hattınızı buna takamıyorsunuz. Askersel diye Turkcell'in bir hattı var. 60-70 lira civarında. Onun da şöyle bir handikapı var. Mesai saatleri içinde çalışmıyor. Yani bildiğim kadarıyla ben kullanmadım. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar aktif. Yani mesai saatleri içinde yine siz birilerini arayamıyorsunuz. Başkaları da sizi arayamıyor. Ben şöyle kendi sivil hattımı soktum arkadaşlar. Sivil hattımı takmıştım buna. O şekilde devam etmiştim. Ondan sonra telefonu da anlattık. Yemekhaneleri anlattık. Duşları anlattık. Askeri malzeme kantini var arkadaşlar. Askeri gazino var. Bir de askeri malzeme kantini var. Orada neler satılır? İşte tıraş bıçakları, diş macunu, işte diş fırçası. Aklınıza gelebilecek. Yani sizin dışarıdan yaptığınız alışverişinizi yapabileceğiniz aynı içeride bir askeri malzemeci kantini olduğunu düşünün. Hani o yüzden zaten diyoruz hani dışarıdan herhangi bir şey almayın diye. Ve dışarı göre fiyatlar biraz daha 1-2 lira daha ucuz. Yani tıraş köpüğünden tutun sabunluk ya sabunluğa kadar var. Hani sabununuzu koyabileceğiniz plastik bir kutuya kadar askeri malzeme kantininde her şey mevcut. Askeri gazinoda ne var? Büyük bir dev ekran televizyonumuz var arkadaşlar. Ve gazino sorumlusu olan askerdedir kumanda. O ne açarsa onu izlersiniz. Ben zaten sivil hayatımda da televizyon kullanmadığım için pek orayla işim yoktu. Onun haricinde askeri gazinoda ben de görünce çok şaşırmıştım. PlayStation 4 var arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 10 tane vardı. Büyük plazma LED ekranlar ve PlayStation var. Belli bir para atıyorsunuz ve belli bir dakika oynuyorsunuz. Yani PlayStation'ı görünce hakikaten şaşırmıştım. Onun haricinde Langırt var. Bu disklerle karşılıklı maç yaptığınız oyun makinelerine kadar her şey var. Ankesörlü telefonlar da mevcut. Ben girmeden önce şöyle bir telefon kartı almıştım ama hiç kullanmadım. Yani ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Böyle bir şey de alabilirsiniz. Onun haricinde şu askeri şafak saatine kadar kırılmış benim çantamda en son. Her şey var yani askeri kantinde. Askeri malzeme kantininde. Hani aklınızda olsun diye söylüyorum. İkinci videomuz da bu şekilde olsun. Üçüncü videoda görüşmek üzere.